Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emre. Bugün yine yepyeni bir hamlesinin videosuyla daha beraberiz. Sanırım bu klişe girişi değiştirmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Şimdi durum şöyle. Bildiğiniz ve şu anda da ekranda bütün haşmetiyle gördüğünüz tüm zamanların en iyi satranç oyuncularından birisi olarak kabul gören Garry Kasparov yakın bir vakitte belki de çoğunuzun çoktan bildiği bir soru cevap videosu yapmıştı. Kendisine Twitter'dan gelen soruları birebir cevaplandırmıştı. Yani videodaki birçok soru ve cevap bana gayet ilginç ve faydalı olduğunu düşündüğüm bir şekilde geldi. Ben de belki sizlere de faydası olur diye İngilizce olan bu soruları yani cevaplarıyla birlikte Türkçe olarak sizlere aktaracağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenip abone olmayı mutlaka unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi şimdi sorulara geçelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuza geldik. Şimdi Christine Boy isimli bir isim. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Niçin bütün satranç oyuncuları taşları ve kareleri orta parmak ile işaret ediyor diye sormuş. Şimdi benim kendim için aklıma gelen herhangi hiçbir şey yok. Neden olduğu ile ilgili herhalde alışkanlık olabilir. Şimdi böyle bir şey hakikaten var yani. Tahtada da şimdi sizin ekranınıza verdiğim görselde de Kasparov gördüğünüz gibi tahtaya orta parmağıyla işaret ediyor. Birçok başka büyük ustada da ben bunu görmüştüm. Kasparov ise kendisi şu şekilde cevap veriyor. Bunun farkında olmadığını ve bunu bir psikoloğa sormaları gerektiğini söylüyor Christian'a. Şimdi hemen bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz fil mi yoksa at mı? Belki de satranç tarihinde en çok sorulmuş sorulardan birisi olabilir. O ne demiş? Kasparov arkadaşlar bu iki taşın günümüzde genel olarak eşit değerde olduğunun varsayıldığını ancak geçmişte filin attan daha değerli olduğunu varsayan ilk kişinin Bobby Fischer olduğunu ve aynı zamanda bilgisayara oynatılan milyonlarca oyunun ardından da filin çoğu durumda attan daha değerli olduğunu söylüyor. Arkadaşlar şimdi burada Bobby Fischer'ın olduğu kısım ekranınızda yazmıyor çünkü ben videoyu dinlediğimde Kasparov kendisi öyle söylüyor. Videoyu izleyerek kesin bir şekilde bütün bilgileri edinebilirsiniz. Şimdi hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçtik. Ako sormuş demiş ki vezirimizi oyun içerisinde aktifleştirmeden ilk önce bütün hafif figürlerimizi geliştirmeli miyiz? Kasparov buna evet cevabını vermiş. Yani taşlarınızı vezire aktifleştirmeden önce hafif figürlerinizi oyuna girmeniz gerektiğini, oyun gücü henüz yeterince yüksek olmayan oyuncular için hafif figürleri vezirden önce oyuna sokmaları gerektiğini söylüyor. Lakin eğer oyun gücünüz yüksek bir oyuncuysanız vezirinizi oyuna erken sokabilirsiniz. Ancak bunu yaparken çok dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü riskli bir oyun başlamış oluyor sizin için. Çünkü vezir bildiğiniz üzere sizin için en yüksek değere sahip taş. Bu yüzden riskli bir oyun oynamış oluyorsunuz deyip Kasparov'un cevabını verdiğime göre bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza geldik. Burada Samir demiş ki satranç oyuncuları şahın hareket alanını kısıtlamasına rağmen neden rok atıyorlar demiş. Bakalım Kasparov ne demiş buraya. Evet arkadaşlar Kasparov burada net bir şekilde diyor ki şahın güvenliği her zaman oyuncunun birinci önceliğidir. Ve kesinlikle şah zayıf ve rakibin kolayca ulaşabileceği bir nokta olan merkezden uzaklaştırmak için rok atmalısın diyor. Ya bence de çok doğru demiş yani. Burada üstüne söylenecek başka bir söz yok. Hemen bunu da bitirdiğimize göre bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza yani 5. sorumuz oluyor bu geçtik. Burada Yoan Salomon Kasparov'a şunu sormuş. Şüphedesin ve rok atmak istiyorsun. Fakat kısa mı yoksa uzun mu? Yani kısa rok mu atacaksın, uzun rok mu? İki tane de pozisyon vermiş burada. Hangi pozisyonda hangi roku atarsın diye sormuş. Herhalde
Hemen pozisyonları size de veriyorum. Evet, burada da Kurt Vonnegut'un güzel bir sözü var. Babam şüpheye düştüğünde rok at derdi. Kasparov videoda şöyle söylüyor aynen. Diyor ki basitçe ruh haline göre değişir. Yani o oyunu nasıl oynamak istediğine göre değişir diyor. Özgür ol diyor. Birinci pozisyonda kısa rok atarsan muhtemelen oyun eşit gider. Ancak herhangi bir avantaj elde edemezsin. Bu yüzden uzun rok bu pozisyonda daha agresif, daha hırslı ancak aynı zamanda daha riskli olacaktır diyor. Hakikaten de haklı, her zaman her uzun rokta olduğu gibi. İkinci pozisyon içinde diyor ki siyah gayet rahat bir oyuna sahip, basitçe kısa rok atıp ardından çok iyi bir oyuna ulaşabilir diyor. Lakin bunları demesine rağmen, yani birinci pozisyonda uzun roku tavsiye etmesine rağmen tweetinde aynen şöyle demiş. Verdiği cevapta işte yani uzun rokun daha agresif ancak riskli olduğunu ve kendisinin muhtemelen her iki durumda da kısa rok atacağını söylüyor tweetinde. But maybe that's my age talking. Yani burada da şunu ima etmiş. İşte yani genç yaşlarımda olsaydım tabii ki hırstan dolayı uzun rok gibi tercihleri daha çok yaptığını belirtiyor diye düşünüyorum. Burada Kasparov'u ne kadar tanıdığımıza bağlı artık. Şimdi bu soruyu da geçtiğimize göre arkadaşlar hemen bir sonraki soruya gidelim. Ve bir sonraki sorumuza geldik arkadaşlar. Burada Norman demiş ki satranç açılışları arasındaki favori gambitin hangisi? A beyazlarla B siyahlarla, yani her iki renk içinde sormuş. Burada basitçe Kasparov demiş ki arkadaşlar beyazlarla Evans Gambit'i, siyahlarla da Volga Gambit'i oynamayı sevdiğini söylüyor. Yani aynı zamanda Benko Gambit'i olarak da biliniyormuş. Bu gambitleri oynamayı sevdiğini söylemiş. Yine videoda gambitlerle ilgili birkaç bilgi daha verdiğini hatırlıyorum. Orayı da izleyerek görebilirsiniz diyerek hemen bir sonraki soruma doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda kaçıncı? 7. sorumuza geldik. Burada Shep Kasparov'a demiş ki Bay Kasparov, uzman görüşünüze dayanarak neden Anand veya Carlsen gibi üst düzey oyuncular şah gambiti gibi vahşi agresif gambitler oynamıyorlar? Direkt vahşi kelimesini kullanmış burada. Hemen bakalım. Kasparov diyor ki arkadaşlar cevap soruda gizli. Çünkü bunlar vahşi açılışlar ve yine o da vahşi kelimesini kullanmış ve o seviyedeki oyuncular öyle ciddi oyunlar oynamazlar. Çünkü öyle ciddi ve riskli oyunlar oynamazlar. Çünkü analiz etmesi çok uzun sürüyormuş. Yani çok uzun sürer diyor ve genelde sürekli negatif sonuçlar verir diyor oyunlar. Bu yüzden Carlsen veya diğer üst seviye oyuncular büyük turnuvalarda bu tarz açılışlar oynamazlar. Çok bekleme tarzında bir şey yazmış. Evet arkadaşlar, 8. sorumuza geçtik. Burada Wood kullanıcı isimli arkadaş demiş ki birisi bana oyun sonu için bir satranç kitabı önerebilir mi? Pardon, bu o değil. Evet, Mark Dvoretsky'nin kitabı olan Endgame'den bahsediyor arkadaşlar. Burada yazmamış tweetine ama ben videoda ne söylediğini size aktarıyorum hemen. Videoda diyor ki arkadaşlar bu kitabın güçlü oyuncuların daha da güçlenmesine, aynı zamanda da göreceli olarak daha zayıf oyuncuların güçlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Yani her türlü sizin oyununuzu güçlendiriyor oyun sonu için demiş diyerek biz de bir sonraki sorumuza yol alalım hemen. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza geçtik. Bu 9. ve son sorumuz aynı zamanda da. Burada HRA Stewart and Dyson demiş ki bir satranç oyununu kazanmamız için merkezin kontrolünü ele geçirmek olmazsa olmaz mıdır? Gibi bir şey demiş. Yani ele geçirmek önemli midir? Sanırım öyle, biraz bozuk bir İngilizce ile yazmış. O yüzden aynısını çeviremeyeceğim. Arkadaşlar, Kasparov bu soruya evet elbette merkezin kontrolü çok önemli. Ancak sana şahının güvenliğini birinci önceliğe koymanı öneririm. Çünkü merkezin çok iyi kontrol edilmesine rağmen
mat olan çok oyun gördüm diyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer şu saniyeye kadar izleyen varsa lütfen beğensin. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Olmadıysa videoyu sevmeyen varsa da dislike lütfen atmasın. Ben YouTuber değilim. Sadece katkıda bulunmaya çalışıyorum abimin kanalına. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın diyorum. Hamle senin de daha güzel içeriklere doğru, daha çok aboneye doğru umarım ilerleyebiliriz. Görüşmek üzere.